İkinci sezon, ikinci bölümden herkese merhaba. Kapakla ilgili şimdi fark ettiğim bir şey var. Herkes ölmüş, bayılmış ama Kingu'nun saçının rengi değişmiş. Niye böyle bir şey olmuş sizce? Neyse, şimdi bölüme geçelim. Bölüm 2, Ruha Ruh. İyi niyetle geldim. Kraliçe Erişkigal. Onun için geldim. Erişkigal'in gözlerini gördüm. Fal taşı gibi açılmış. Şaşkın ve nedense küskünlük dolu. Erişkigal burada, affedersiniz ama şey oldu biraz. GT. Bakışlarını sana çevirdi ve yüzü bir anda taş bir maske gibi dondu kaldı. Nasıl ilginç. Sonra tek bir yumuşak hareketle tahttan kalktı ve önünde diz çöktü. Parmak uçlarıyla yanağını okşadı. Enki'nin oğlu, bu kızın gitmesine izin vereceğimi sana düşündüren nedir? Pazarlık yapmaya hazırım efendim. Benim ilgimi neyle çekmeyi düşünüyorsun? Neil, yapma. Onun tek bir bakışı, sakin ve kararlı, seni hemen susturdu. Sana anılar teklif edeceğim efendim. Gerçekten ilginç. Devam et. Senin yanına inip bildiklerimi ve hatırladıklarımı seninle paylaşacağıma söz vereceğim. Anılarım senin olacak. Kadın yanağını okşamaya devam etti. Geri çekilmekten korkuyordun. Yüzü sana yaklaştı. Soğuk ve duygusuz, seni tek bir hamlede öldürebilirmiş gibi ifadesi olan. Bana inmekle ruhunu mahvetmeye hazırsın yani. Ya kıyamam sana. Ne güzel. Ama bu cömert hediyeni reddetmeme izin ver. Benim dünyamın kurallarını çiğneyerek gelip gideceksin. Giriş ve çıkış için hiçbir şeyi feda etmeden hem de. Ne adaletsizlik. Anılar senin için yeterince büyük bir fedakarlık değil mi? Benim için evet. Ama İrkalla için değil. Of, sen de ne kadar uğraştırıyorsun ya. Sonunda seni bırakarak ayağının altındaki tozlu taşa şefkatle dokundu. Sonra sana baktı ve tatsız bir gülümsemeyle dudaklarını gerdi. Benim başka bir teklifim var. Sen Erişkigal'e baktın, Neil'a baktın. O Nemrut'un yüzüne ne bakacağım Neil'cığım dururken? O da seninle göz göze gelmek istedi. Lütfen Neil, ne düşündüğünü bilmiyorum ama lütfen yapma. Git buradan. Kıvılcım, gidemem. Yumuşak bir gülümseme, sevecen bir bakış, kızmıyordu. Sadece doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyordu. Erişkigal, tahtının altındaki bin yıllık tozu avucunda sıktın. Kanun şudur. İrkalla'yı terk eden ruh yerine bir başkasını bırakır. Nikkar burayı terk edecek ve sen onun yerini alacaksın. Neil bir dakikada kadar durup sana baktı. Zihinleriniz ormanın ruhlarıyla bağlı. Uğultu ve ayak sesleri duyuyor gibiydin. Koridorda derse koşan öğrencilerde. Çim kokusu, gölet ve sera çiçeklerinin kokusu. Biyaz akşamının ağır, boğucu havası, antrenman alanından gelen bağırışlar, parmakların atın sıcak derisine dokunuşu, ballı kekin tadı ve vücudu, sıcak ve neşeli yapan serin, tatlı bir tentür. Neil'dan dökülen anılar, İrkalla'nın taşlarına sıçrıyordu. Canlı bir dünya, pişmanlıklar ve dizginsiz bir mutluluk, keder ve aşık bir ruhun uçuşu. Erişkigal gözlerini devirdi, teninden hafif bir ürperti geçti. Neil'in dudakları aralandı, hava içlerinden geçerek kelimelere dönüştü. Hayır de. Kabul ediyorum kraliçe, Nikkal'in yerini alacağım. Alsan da biz sensiz ne yapacağız yeryüzünde, biz de kalalım o zaman seninle burada. Hayır, hayır, hayır. Gözlerini kapatan Erişkigal zevkle söyledi. Bu değiş tokuşu kabul ediyorum Enki'nin oğlu. Sakın, senin bana ihtiyacın var, bana. Erişkigal'in bakışı havayı delecek kadar keskindi. Enki'nin değerli oğlu seni ışığa geri götürmek için geldi. Ayağına bir kurban getirdi ve sen onun ayaklarının altındaki toz gibi kenara mı atıyorsun? Utan evladım. Ama ben onsuz yapamam ki, akademi onsuz yapamaz ki, burada tek başına nasıl yapacak? Neil'in yüreği çırpındı. Oy. Sana döndü, gülümseyerek başını salladı. Zorunda kalmazsın. Kraliçe, bir şartım var. Gece veya gündüz kendi isteğim ile gelmeye hazırım. Ama sadece zamanı geldiğinde. Ve bir dakika önce değil. Erişkigal ne söyleyeceğini önceden biliyormuş gibi başını salladı. Daha iyi Enki'nin oğlu. Daha fazla anı toplanır. İnanna'nın gönderdiği çocuğu tarafından çalınan Nergal'ın baltası da bana bir o kadar çabuk geri döner.
Onun dönüşünde sen sorumlu olacaksın. Neil kaşlarını çattı, başını salladı. Erişki gale bir şeyler söyledi. Sen de ona aşağıdan bakıyordun ve keskin suçluluk iğneleri kalbini ve ellerini deliyordu. İçinde bir yerlerde patlamaya hazır bir ip titriyordu. Özür dilerim, buraya düştüğüm için özür dilerim. Neil şaşkınlıkla sana döndü, sonra içini çekti. Çömeldi ve parmaklarını nazikçe yanağında gezdirerek tozlu izleri sildi. Dokunuşundan tüylerin diken diken oldu. Senin yapmadığın bir şey için seni nasıl suçlayabilirim ki? İp daha da gerildi, kalbine sarıldı. O anda akademide olmamalıydım. Sen kıvılcımsın. Nereye gidersen git, bir yangın çıkacak. Bir gün böyle bir şey yapmam gerekeceğini biliyordum. Ve şunu söylemeliyim ki, yine de bulaştığın bela boyutuyla beni etkilemeyi başardın. Ya, niye bu durumda bile ne kadar tatlısın ya. Henüz hiçbir şeyi bilmiyorsun. Garip bir acı ve nefret ile karışık yüz ifadesiyle sizi izleyen Erişkigal içini çekti. Evladım, şimdi gücünü gösterme sırası sende. Enki'nin oğluna fedakarlığının boşuna olmadığını kanıtlarsın hem de. Ya da yok, bu İrkallo'dan çıkıp çıkamayacağına bağlı. Ama artık gitmekte özgür değil miyiz? Neil özgür, senin için ise İrkallo bir sınav hazırlıyor. Sen benim ruhumsun, çıkış yolu senin için o kadar kolay olmayacak. Peki, sınav nedir? Bir fikrim yok, bu konuda İrkallo kendi kanunlarına göre çalışmakta. Git ve öğren, ben de izleyeceğim. Neil dört parmağını köprücük kemiklerine koydu, başını eğdi. Yakında görüşürüz, Kraliçe Erişkigal. Kadın gözlerini zevkle kapadı, parmağıyla Neil'i yanına çağırdı. İtaatkar bir şekilde yaklaştığında onu yakasından tuttu, kendine yaklaştırdı. Kokusunu içine çekerek yanağını onun yanağına sürttü. Sapık! Sapık ne yapıyorsun Neil'a? Ölümünü çok bekleyeceğim, Enki'nin oğlu, pislik kadın. Neil ile aranızda kesinlikle bir şeyler var. Neil dokunuşundan gözle görülür bir şekilde utandı. Başını direnen bir kedi gibi kaldırdı. Geriye baktı, bakışını yakaladı, yalvarırcasına kaşlarını çattı. Hemen sinyal ile kaladın ve öksürdün. Efendim, şimdilik o benim, gitmek isterdim. Şimdilik değil, o bizim, her zaman bizim. Neil sarf ettiğin cümleye bayıldı. Erişkigal sana şaşkınlık ve sinirle baktı. Sonra Neil'a içini çekti. Mahsus umursamaz bir tavırla onu serbest bıraktı. Neredeyse ittirecekti. Gidin. Neil döndü ve kendinden emin adımlarla ilerledi. Onun peşinden gittin. Arkadan bir fısıltı geldi. Sessiz ama şaşırtıcı derecede belirgin. Bunu hak edecek ne yaptın? Ne? Ve o seste o kadar çok acı vardı ki tüylerin diken diken oldu. Ateş yolu. Ne olduğunu asla anlamazdınız. İrkalo'dan sessiz sessiz geçerken aniden önünüzde koca bir alev patladı. Biraz geride yürüyordun. Dizlerindeki tozu silkeledin. Silkelediğin için sadece birkaç adım geride kaldın. Ve şimdi sizi muazzam bir ateş nehri ayırıyordu. Ne yapmalıyım? Neil kafası karışmış bir şekilde etrafına baktı. Birkaç adım ileri geri attı. Sanırım dediği sınav bu. Ateşli bir nehir, cidden mi? Ya bu bizim göğüs kısmımızda ne olmuş? Ruhumuz aleve mi dönmeye başlamış? Nehir sağ ve sola göz alabildiğine uzanmıştı. Beni taşıyabilir misin? Neil kararsızca başını salladı ve havaya uçtu. Ateşli bir kırbaç havaya fırladı. Neil ondan zorlukla kaçabildi. Eski yerine indi ve başını salladı. Korkarım bunu sen yapacaksın. Tamam, şimdi bir şey düşüneceğim. Gergin bir şekilde etrafına baktın. Deneyeceğim taş atmayı, ateşle yenmeyi, nehre girmeyi. Artı bir irade. Neil heyecanla nefes verdi ve kıyıda birkaç tur attı. Emin misin? Hayır, ama seçimim yanlışsa bunu çok çabuk anlayacağız. Titriye titriye nehrin en kenarına geldin. Ateş kıvılcımları ayaklarının altındaki tozu yaladı. Açgözlülükle küçük çakıl taşlarını eritti. Sıcaklık yüzüne çarptı. Cilt dayanılmaz derecede ağrıdı. Çıkacağım, mutlaka çıkacağım. Efsanelerdeki gibi, İyar'ın anlattığı gibi. Sınavı geçmek için çok cesur olmalısın. Bundan daha cesur ne olabilir?
Ama titremeye devam ettin, yumruklarını sıktın ve bir adım öne attın. Bacaklarını saran ağrı dizlerine tırmandı. Çığlık attın, ayağını ateşten çektin. Ve ayağının sapasağlam olduğunu gördün. Haklıydım. Devam ettin, acıdan gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlandı. Her adım bir öncekinden daha ağırdı. Neil çaresizce yumruklarını sıkarak kıyıda gergin bir şekilde ileri geri yürüyordu. Nefes alabilseydin şimdiye kadar acıdan boğulurdun. Kalbin dururdu. Ama yürümen gerekiyordu. Sen de yürüdün. Çünkü başka yolu yoktu işte. Cesaretin ve iraden seni Irkalla'nın sınavından geçirdi. Sarsılan vücudun karşı kıyıya çöktüğü anda Neil sıkıca sana sarıldı. Kıvılcım, cesur, akıllı kızım benim. Alnını öpüyordu. Kendisi ise ateşi varmış gibi titriyordu. Bizim için çok endişelendi canım benim. Göğsüne tutunarak ateşin toprağa süzülüşünü izledin. Toprak onu su gibi içine emdi. Gözlerini kapattın. Sınavı geçtin değil mi? Yüksek ateş sayesinde ikinci rünü ateşledin. O rünlerle oranın ne alakası vardı? Uzaklarda bir yerde zil çaldı. Uyanırken irkildin. Ne kadar süre Neil'in kollarında öyle böylece oturdun? Dakikalarca, saatlerce. Dinlenme vakti bittiğinde onun yardımıyla kalktın ve amaçsızca yürüdün. Bir süredir yürüyordunuz. Aşağı bakarken yorgun bir şekilde ayaklarını sürüklüyordun. Tam olarak hayatta değilsem, o zaman neden yorgunum? Aynı anda kanat çırpışlarını duydunuz. Güçlü pençeler toprağa çarpınca tüm vücudunla sarsıldın. Neil nefesini tuttu, sana sarılan kollarındaki tüyleri diken diken oldu. Anzut. Ay, şey devlerin öfkesindeki şeye benziyor. İsmini unuttum ya. Vardı ya böyle bir hayvan, ona benziyor. Dirseğinin üzerinde yükselip güçlü kuşa baktın. Ama sen sadece bir efsanesin. Efsane kocaman üzgün gözlerle sana bakıyordu. Üzgün gözlerle mi? Şu gözler mi üzgün? Sümer efsanelerinde Anzut ilahi kökenli bir kuştur. Kanatlarını açtı ve korkunç bir kükreme Irkalla'nın göğünü şey yaptı işte. Güçlü iradenin yolu. Sonra başı önünde eğildi. Kuş beklenti içinde durdu. Sabırsızca bir gözle sana baktı. Sen tepki vermeyince yaklaştı, eğildi ve sana sırtını verdi. Üzerine çıkmam mı gerekiyor? Neil'a korku dolu gözlerle baktın. Sakince başını salladı. Sana güveniyorum kıvılcım, sıkı tutun. Anzut sessizce durdu, kıpırdamadı ve ayağın beceriksizce kanadına kaydığında bile ürkmedi. Ama boynuna yerleşir yerleşmez... Öyle bir kuvvetle yerinden sıçradı ki geriye düştün. Ne yapmalı? Tüylerine tutun. Ona o kadar sıkı sarıldın ki parmakların uyuştu. Gerekseydi dişlerini bile geçirirdin. Ama Anzut kuşun ilk sınavını geçtin. Ama bu kadarı yeterliydi. Anzut doğruldu ve sen daha rahat bir şekilde oturmayı başardın. Bir an havada asılı kalan Anzut yakınlarda beliren bir dağın zirvesine uçtu. O kadar hızlı uçuyordu ki gözlerinden yaşlar geldi ve aniden fark ettin ki kuş durmayacaktı. Daha çarpacağız, ben sıkı tutunmalıyım. Kuşa seni üzerinden atmakla tehdit eden bir atmış gibi bacaklarına sarıldın. Dayanamadın, yüzünü gür tüylere gömdün. Korkudan bilincini kaybedecek gibiydin. Son anda başını kaldırdığında bir dağın size doğru yaklaştığını gördün. Anzut kuşun ikinci sınavını geçtin. Gökyüzü birden açıldı ve Anzut yukarı fırladı ve seninle gökyüzünde süzülerek aniden kanatlarını indirdi. Ağır gövdesi seni aşağı çekti. Serbest düşüşten midende bir boşluk oluştu. Yere çakılmak üzereyiz. Oh hayır, burada ölmeyeceğim. Dişlerini gıcırdatarak Anzut altta kalacak şekilde dönmeye çalıştın. Yere çakılmak mı istedin? Beni de yanında götüremezsin. Kuş aniden kanatlarını açtı ve yuvarlandı. Seni dikkatlice yakaladı. Ona zaten tüm gücünle tutunmuştun. Şimdi tutuşun daha da güçlendi.
Arzut'un sevinçli çığlığı İrkalla diyarında yankılanınca taşlar titremişti sanki. Arzut kuşun sınavını geçtin. Sonra her şey bir anda sona erdi. Yere indiniz. Neil derin bir nefes aldı. Yanında durdu. Saçını düzeltti. Bitti mi? Sanırım evet. Müdahale edip her şeyi mahvetmekten çok korktum. Fakat izlemesi de dayanılmazdı. Yorgun ve sakin bir şekilde gülümseyerek ona baktın. Neil bizim yüzümüzden tansiyon hastası falan olacak. Çocuğa kalp vuracak ya. Bana kendimi savunmayı uzun uzun öğretmen boşuna değildi. Anzu sana doğru adım attı. Tam geri adım atacaktın ki bir irade çabasıyla kendini durmaya zorladın. Kafası sana doğru eğildi. Alınlarınız birbirine değdi. Ve gözlerinin önünden resimler geçti. İnsanlar, kokular, dokunuşlar, duygular. Uzak geçmişten bir hatıra gözlerinin önünde durduğunda şaşkınlıkla nefes verdin. Donup kaldın ve çiçek kokuları seni sarıp uyuttu. Nedir? O nedir? Seni hayata döndürecek bir hatıra. İnsanların kalplerinde sakladıkları. Nika. Gözlerinin dolduğunu hissettin. Birden ağlamak istedin ama dişlerini sıktın ve gülen annenden uzaklaştın. Kalbimde sakladığım şey bu değil. Buna kesinlikle geri dönmek istemiyorum. Anzut'a döndün, boğuk bir sesle fısıldadın. Çıkar beni buradan, burada olmak istemiyorum. Nerede olmak istiyorsun? Annene bakmadan nefes verdin. Arkadaşlarımla, görmek istediklerimle. Peki kimi görmek istiyorsun? Neil'ı ama İrkal'la da değil, Kingu'yu, Iyar'ı, Su'yu. Ama ben annesiyle olacak olan sahneyi de çok merak ediyordum ama göstermediler. Onun hatırası seni hayata döndürecek. Anzut kararsızca gözlerini kırptı, sonra başını salladı ve bir manzara değişikliği daha. Kıvılcım, geri dönme zamanı. Yan tarafta Anzut hareket etti, iç çekti. Şimdi onu takip et, sana hayatın yolunu gösterecek. Gözlerini açtın, Anzut artık orada değildi. Sadece Neil bir yere bakıyordu, görünüşe göre efsanevi kuşun peşinden. Nereye gideceğimizi biliyorum. Neil bir şey söylemek istiyormuş gibi ağzını açtı. Sonra fikrini değiştirdi ve sessizce başını salladı. Sen ve Neil arasında çok sıcak bir ilişki var. Tereddüt ettikten sonra elini tuttun. Neil irkildi ve sana şaşkınlıkla baktı. Tutabilir miyim? Ben sadece... Neil sessizce elini sıktı ve açıklama istemeden ilerledi. Taş merdivenleri çıkarken birden nefes alabildiğini fark ettin. Tabii ki bu çok belirsiz bir şekilde kendiliğinden oldu. Şimdi ise durdun, göğsünü tuttun, histerik neşeni zor bastırdın. Neil, nefes alabiliyorum. Gülümsedi, ağır kapıyı itti ve siz kendinizi onun ofisinde buldunuz. İrkalla'ya onun ofisinden gidiliyor demek ki. Şaşkınlıkla odanın etrafına baktın. İrkalla'ya çıkışın her zaman burada olduğunu mu söylüyorsun? Neil onayla başını salladı, hızla öne çıktı ve yere düşen birini kollarına aldı. Teşekkür ederim rektör. Ne kadar zamandır yokuz? Yaklaşık bir gün. Oha, o olaylar bir gün mü sürdü? Öğretmenlerden senin yerine başka birini bulmalarını isteyebilirdin. Herkes Anunnaki ile savaşıyordu. Ben beklemeye hazırdım. Sana kızarık gözlerle baktı ve gülümsedi. Seni bulduğuma çok sevindim. Seni bulduğuna çok sevindim. Sen ise henüz şoktan kendine gelemeden ona koştun, Neil'a koştun, yere oturdun. Neil ile ilişkiniz biraz daha güzelleşti. Yanına diz çöktün, ona sokuldun, suyu inceledin. Neil sana dirseğiyle dokundu. Bence ikinizin de uyuması gerekiyor. Onayla başını salladın, gözlerini bir yorgunluk bulutu kapladı. O zaman uykumuzu aldığımızda bana her şeyi anlatacak mısın? Kesinlikle. Sen de gözlerini kapattın. Canlı olmak çok yorucuymuş. Birkaç gün sonra gözlerini açtığında bugün nihayet yataktan kalkabileceğini hissettin. Elini gözlerine kaldırdın, yumruğunu sıktın.
Parmakların düzgün bir şekilde sıkılınca memnun bir tavırla gülümsedin. Oh, bugün birisinin keyfi yerinde. Bunca gün o da uyudu. Senin yanında, yakınlarda. Bu kızın yanında olması güzeldi. Ve şimdi uykulu gözlerini kısıyordu. Henüz tam olarak uyanmamıştı. Elin onun elini buldu. Avucunu hafifçe sıktı. Saat kaç? Kalkıp kutlama için giyinmenin tam zamanı. Burnunu kırıştırdın ve yorganın altına girmeye çalıştın. Onun vücuduna daha yakın, sudan uzak. Tembel. Açıkçası evet. Ne yani? Beni yargılıyor musun? Asla. Ama yine de kalkman gerekiyor. Yorganı geri atarak dünyanın bütün kederini yüzüne yansıttın. Yorgun bir şey, bir iç çekişle yataktan çıktın. Saçını yapacağız. Saçını yapacağız mı? Bunu öyle sakince ve normalmiş gibi söylediği için miden kasıldı. Her şey çok sıradan görünüyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Daha ne kadar süre hiçbir şey olmamış gibi davranacağız? Öldüğümü, akademinin canavarlar tarafından saldırıya uğradığını görmezden mi geleceğiz? Son haftalarda kaybettiklerimin yasını ne zaman tutmaya başlarım artık? Bu kayıtsızlık ne zaman geçecek ve ben gerçek bir acı hissedeceğim? Nikki. Ha evet, evet saçımı mutlaka yapacağız. Özenle gözlerini kısarak dolaba koştun. Bu ne kutlaması ya? Canavarlardan kurtuluş kutlaması mı? Bu da şey... Drakula bir aşk hikayesi Osmanlı zamanı elbiseleri gibi. Bana daha çok Nuray havası verdi ama. Artı bir irade. Artı bir kılıç. Muhtemelen başka bir şey deneyeceğim. Bununla gideceğim. Bununla gidelim. Devamlı elmas mı harcayacağız? Nasıl? Su yutkundu. İki avucunu yanaklarına bastırdı. İşlerin senden moda dersi alması gerek. Gözlerini alçak gönüllülükle indirdin ama aynı zamanda tüm ağzınla gülümsedin. Şafak kadar güzelim. Deniz dalgası kadar, bir bebeğin nefesi kadar. İşler kadar da mütevazi. Gözlerini devirdin, hala içten içe gülüyordun. Başıyla sandalyeyi işaret etti ve oturduğunda başını yana eğdi. Bu beyaz saç sana çok yakışıyor biliyor musun? Yanaklarının kızardığını hissettin. Su parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Havadar, parlak, salaş. Ya bu saç modeliyle tam bir Nuray yani. Bununla bir şey demeyeceğim. Bunu alalım. İyi mi? Bence başka bir şey olsun. Evet. Peki o zaman hareket etme düzelteceğim. Su saçlarınla uğraşırken sen gözlerini kapadın ve yavaşça rica ettin. Baksana, bana her şeyin nasıl olduğunu tekrar anlatır mısın? Su hafifçe içimi çekti. Sadece detay vermeden tamam mı? Tamam, tüm detaylarıyla. Onlarla başa çıkabileceğimden emin değilim. Tekrar iç geçirdi, bu sefer uzun uzun, çaresizce. Peki, köpek seni yakalayıp sürüklediğinde panikledim. Dünyayı senin gözünden gör. Umrumda değil, o zaman onu alın. Bu kız su hayaleti gibi olmuş ya. Hayır. Hey. Köpek Nika'yı bacağından tuttu ve öfkeyle hırlayarak onu yol boyunca sürükledi. Kafasını bir tür taşa çarpan Nika bayıldı. Senin Tiamat'ını, Lika, ne? Gitmem gerek. Sendirleyerek döndü ve ormana doğru yürüdü. Shimon, tut onu. Su Nika'nın peşinden koştu ki önünü başka bir köpek kesti. Shimon kafası karışık, ona sonra köpeklere baktı ve Lika için ormana koştu. Yaratık çenesini açmadan gözlerini parlattı. Bırak onu. Bir el hareketi ve köpeğe küçük bir hançer uçtu. İnce su orağı uçtu. Artı bir ateş. Etrafta neredeyse hiç su yoktu. Sadece dünkü yağmurdan kalan küçük bir su birikintisi.
Köpek tüm vücudu ile eğildi ve Orak ona en ufak bir zarar vermeden uzağa fırladı. Başka silah yoktu, su dişlerini sıktı. Bırak onu, pislik. Köpek dişlerini gıcırdatarak Nicky'nin kolunu kaptı ve aniden koşmaya başladı. Diğeri Nicky'nin bacağını tutarak peşinden koştu. Su gözlerine inanamadı. Bu hiç doğal görünmüyordu. O da koştu, çığlık attı, zar zor nefes aldı, gözleriyle su aradı. En azından biraz su. Orman pis hayvanları o kadar çabuk yuttu ki su onları hemen yapraklar arasında kaybetti. Neil'i bulmam gerek, hemen. Ve tekrar koşmaya başladı. Bu sefer ana binaya doğru. İyer, yaralılar var. Su'nun onları bulması inanılmazdı. Ana binada gerçek bir kabus yaşanıyordu. Giriş cesetlerle doluydu. Çoğunlukla Anunnaki cesetleriyle. Dehşete kapılan Su, çatışmaya dahil olmamaya çalışarak binaya koştu. Meğer çatışmanın merkezi tam olarak gitmek istediği yerde. Ay, bunlar ne kadar çirkin ya. Yaralılar var yer, hareket et. İnsanları buradan götürmeliyiz. Kitapları bırakmayacağım. Suyen, git buradan. Bu bir emir. Asla, bu yaratıkları kitaplarımı yırtıyor. Öfkeyle uluyarak kağıt ağırlığını çok bacaklı figürlerden birine fırlattı. Ona yaklaşma. Küçük ama çok öfkeli kişi arşivci ile Anunnaki arasında duruyordu. Biz dostlarımızı yalnız bırakmayız. Bırakmayız. Ve yaratığın ayaklarının altına parlak bir top itti. Kişiyi ormanda bırakmayıp ona gerçek cesareti öğrettin. Artı bir kılıç. Anunnaki tökezledi ve arşivcinin ayaklarının dibine tepetaklak uçtu. Artı bir ateş. Böyle işte. Sen fena değilmişsin delikanlı. Burada çalışacaksın. Burada işe insanları ben alıyorum. Ayrıca gitmenizi emrettim. Artı bir irade. Su, senin burada ne işin var? İnsanları buradan çıkarın. Nikal, onu götürdüler. O canavarlar, köpekler. Ne? Ne? Nikal'in akademide yine ne işi varmış? Sana söyleyecek vaktim yoktu. O burada, o yaralı. Neil korkunç bir öfke ve umutsuzluk çığlığı atıp ellerini havaya kaldırdı. En son da her şeyden Neil'cığımın haberi oldu. Tabi delirir. Çığlığa bak. Ellerinden yanlara doğru bir hava dalgası sıçradı. Yoluna çıkan her şeyi süpürdü. Sonra omuzlarımı sarsarak beni sorguladı. Birdenbire korkunç bir bakışla durdu ve tüm bunları nasıl durduracağını bildiğini söyledi. Ofise kadar peşinden koştum. Meğerse akademimizde İrkalla'ya giden bir kapı varmış. Bunu hiç beklemezdim. Sonra Neil mührün uzun süre açık kalmayacağını ve birinin onu desteklemesi gerektiğini söyledi. Herkes Anunnaki ile savaşırken bu kısmı ben üstlenmek istedim. Sonrasını biliyorsun zaten. Ah, sihirli ellerin var. Evet, büyülü. Kız güldü, sen de gülümsedin. Odada garip bir sessizlik oluştu. Bu sessizliği bir an önce bozmaya çalışırken aklına gelen ilk düşünceyi söyledin. Su, senin kutlama elbisen nerede? Ben öyle giderim sanırım. Su, neden ben güzel oldum ama sen bu kıyafetle gideceksin? Nikal de çok egoist ya. Kutlamada görevlerim var. Bir elbise içinde rahat edeceğimden emin değilim. Burnunu kırıştırdın ve dolabını açtın. Hayır hayır, bana bıraktıklarına bir bakalım. Narin bir elbise. Bu elbisenin belden yukarısı güzel ama belden altı çok kötü ya. Su elbisesi. Ya bu elbisenin içinde su peri gibi oldu gerçekten. Sadece iki çorap. Bu ay aman aman düşman başına. İşte. Muzaffer bir bakışla elbiseyi dolaptan çıkardın ve hemen suya verdin. Hadi giy şunu. Su sana şüpheyle baktı, içini çekti ve kıyafetlerini değiştirdi. Nasıl? Su ile ilişkiniz çok güzelleşti. Yakıyorsun, ay yok, ıslatıyorsun. Tiamat'ın kaynayan kalbi kadar ateşlisin. Hayır, işte şimdi kesinlikle çok abarttın. Aynaya baktı ve gizlice gülümsedi. Beğendin, görüyorum. Evet, oldukça rahat. Su. Ne, harika bir elbise. Evet, tamam. Ben gerçekten beğendim. Bunu söylerken hafifçe kızardı.
Zaferle gülümsedin. Müthiş görünüyorsun. Su hafifçe dudaklarını büzdü ama gözleri zevkle parladı. Pencereden dışarı bakan Su aniden nefesini tuttu. Güneş batıyor Nikki. Kutlamaya gitme zamanı. Seni bekliyorlar. Onları bekletemezsin. İçin soğudu ama sen yine de onayla başını salladın. Gerçekten de zamanı gelmişti. İkinci sezonun birinci ve ikinci bölümleri biraz kısa sürdü sanki ama bir bölümün daha sonuna geldik.